geldiler teyze. Benim için geldiler. Kim onlar abla? Öldürecekler beni. Merak etme. Size kimseye vermem. Gelin benimle hemen. İn. Albayla anlaştı. Türkiye'ye sırlarımızı verecek. Buna izin veremeyiz. Yeğeninin nerede olduğunu söyle. Yoksa bu dışarıdaki kız annesiz kalır. Gel beni buraya yoklar. Bilmiyorum nerede olduklarını. Peki. Sofya'yı kurtaramayacaksın. Bulacağım ben seni. Toparlanın. Peşinden gidiyoruz. Hadi. Binin çabuk. Öleceksin buralarda. Söyleyeyim sana ha. Bak, benimki hemşeri kıyasa. Elinden kurtulursan Türkiye. Ulan Matif, aç mısın sen? Ya. Ayı gibi yemek yiyorsun. Ayı mı yani hayvan gibi yiyor. İyi yiyor yani.
Babanı, ananı öldüreni hiç mi merak etmiyor sen ya? Kız kardeşini kaçıranı. Ya ailem dağılmış. Sen hala vatan millet peşindesin ya. Sen neyin peşindesin lan Matır? He? Para peşinde misin? Lan şeref olmadan parayı ne yapacaksın? Bulacaksınız o zaman. Yer yarılsa da bulacaksınız. Bacem var ya bacem. Tam salak hacıya. Elindeki kuzu kaçırır. Ya sen benim şerefimi bırak ya. Türkiye'nin yakında felaketi yaşayacak, felaketi. Ayasofya var ya. Hani ya şu İstanbul'daki? Yakında havaya uçuracaklar. Var ya, Ayasofya'ya yakın havaya uçuracağını diyor. Ama o salak hacı. Bilen kızı elinden kaçırdı. Şimdi de yana döne her yerde onu arıyor. Şimdi bu kız Türkiye'ye giderse bütün planları suya düşecek. Adamlar Ayasofya'yı bombalayacak. Bombacıları bilen kızı alıp buraya getiremiyorsunuz. Siz ne işe yarıyorsunuz ha? Türkiye'nin mezarını kazıyorlar. 28 Kasım'da burayı bombalayacaklar. 12 bombacı var. 12. Bu kız biliyor. Onları teşhis edecek kız bu. Ne pahasına olursa olsun bu kızı Suriye'den çıkarmalıyız. Hala bir şey yok mu? Bir ses, bir nefes. Olumsuz komutanım. Serdar Yüzbaşı ve yanındakilere ulaşamıyoruz. Peki bekleyecek miyiz böyle? Bana bir çözüm bulun. Bu kızı almamız lazım. Komutanım. Özel kuvvetlerden Assubay Osman Bayraktar ve Murat Canlı. Süleyman Şah saygı karakolundalar. Eğer bir şey olursa... Yani bunlar kızı alabilirler. İyi. Bana yine de Serdar'ım. İnsansız hava araçlarını bölgeye gönderin. Bulun şunları. Ölüler mi, diriler mi? Bulun. Emredersiniz komutanım. Ne hoca yerim? Bak bir düşündün. Ya bırak sen Ayasofya'yı bombalamayı. Ne oldu olsa bunu göremeyeceksin değil mi ya? Thank you.
sana bir şey diyeyim mi? Vallahi bu Şahin ya. Bu var ya Yağız oğlan. Vallahi bak göreceksin ha. Doktor, Şahin sen niye gelmiyor? Siz durun. Bak komutan geldi Şahmaran. Haritayı aldım Şahmaran. Baban? Öldü. Otur yüzbaşı. Babamın kucağına bomba koydum. Yüzbaşı ile takiminin oradan sağ çıkması zor. Göreceğiz. Haritayı ver. Bu harita için babamı öldürdüm. Yerine de ben geçtim. Beni dışlayamazsın. Aynı şartlarda beraber çalışacağız Şahmaran. Otur. Bir kız var. Onu bana getireceksin. Savaşın ortasında kız peşinde mi koşacağız? Heh, dişe bak be. Kız bu. Onu bana getir, bölge senin olsun. Nerede bu kız? Bilmiyorum. İhtiyar babanın yok edemediği Süleyman Şah Saygı Karakolu'nda özel kuvvetlerden iki asker var. Kızın yerini bilen onlar. Kızı Türkiye'ye kaçırmak için operasyon yapacaklar. Komutanım. Aslanım, sen hala hazır değil misin? Bu kız mı teşhis edecekmiş bombacıları komutanım? Evet. Resimlerini görmüş. Dikkatli olasın. Önümüze ne çıkacağı belli olmaz. Şahmaran. Devam et. Karakoldan çıkan askerler kuzeydeki köyden geçtiler. Tamam. Özel kuvvet askerleri kıza ulaşmadan istiyorum bak. O kız çok önemli. Ona ulaşmanın tek yolu o iki asker. Onları sağ istiyorum ben.
Şu adamlardaki cesarete bak ya. Pers'in kaos planı aslanım. Hiç rahat durmuyorlar ki. Bir Yavuz daha gerekiyor bunlara aslında ama... Neyse. Bırak şimdi politikacı ağzını. Kızın olduğu Dereli köyüne gidip... kızı alıp gizlice sınırı geçip... sağ salim albaya teslim ediyoruz. Albayın emri bu. Ya kızı bizden önce bulurlarsa komutanım? İşte o zaman sen gör felaketi. Sen telefonunu mu aldın aslanım? Ayşe arar, cevap alamazsa merak ederdi komutanım. Ayşe arıyor. Tamam. Ama uzatma. Kızı kaybedersek. Ayşe? Esma ile pazara çıkmıştım. Telefonu duymamışım Murat. Ne oldu? Ben sizleri merak ettim. Sen nasılsın? Oğlum nasıl? İkimiz de çok iyiyiz Murat. Kızım, Esma nasıl? Bak. Babacığım, canım babacığım. Çok özledim seni. Canım kızım, ben de seni çok özledim. Bugün telefon günün değildi. Ne oldu? Bir sorun mu var Murat? Bir sorun yok Ayşe. Var buradan. Güzel geldiniz. Devam et Devriye. Askerler kuzeydeki kayalıklarda. Oraya doğru geliyorum. Devriyeler onları kayalıklardan çıkartmasın. O askerlerin canı istiyor. Endişelendim Murat. Ne var? Endişelenme Ayşe. Bir şey yok. Sizi özlediğim için aradım. Murat, hadi çabuk ol. Kapatmak zorundayım Ayşe. Kızım hep benim için. Hepinizi çok seviyorum. Biz de seni çok seviyoruz Murat. Allah senin, silah arkadaşlarının yardımcısı olsun. Hadi! O telefonu yok et. Emredersiniz komutanım. Hadi çabuk!
nerede de komutanım? Niyetleri bizi sağ almak aslında. Anlasana. Yakalanacağız komutanım. Kızın olduğu Dereli köyüne baskındı. Oraya ulaşmaktan başka çaremiz. Seni almaya gelen askerler Baha'nın itleriyle kapışmış. Ne olur ne olmaz yavrum. Siz köyün dışındaki mağaraya gidin. Albay'a haber verecek misiniz? Endişelenme yavrum. Ben olduğum sürece kılına halel gelmez senin. Mağaranın nerede olduğunu biliyorsun değil mi? Biliyorum Feride Hanım. Tamam. Askerler gelince ben size haber veririm. Hadi yolunuz açık olsun. Nasıl hava aracı bulunduğunuz bölgeden geçiyor evladım. Dere kenarındakiler siz misiniz? Evet komutanım, doğrudur. Komutanım, Şahap alçağını koruyamadık. Biz çatışırken şerefsizler onu öldürmeyi başardı. Komutanım. Rayını bulmuş. Bölge bir teröristten daha kurtuldu. Ya harita? Aldınız mı? Maalesef komutanım, alamadık. Harita önemli Serdar. Etrafımızdaki ateş çemberinin başında kimler var bilmemiz şart. Ama şu an için ondan daha önemli bir sorunumuz var. Dereli köyünde bir kız var. Onun derhal alınıp Türkiye'ye getirilmesi lazım. Anonslardan duyduk komutanım. Ayasofya'yı havaya uçuracaklarmış. Bölgede ne kadar militan varsa kızın peşinde. Evet Serdar. Maalesef doğru evladım. Ücretiye inananlar kaos oluşturmak için 28 Kasım'da Ayasofya'yı havaya uçurmayı planladılar. Bu kız bombalamayı gerçekleştirecek olanları biliyor. Kızı getirebilirsek onun sayesinde bombacıları bulabiliriz. Süleyman Şah Saygı Karakolu'ndan çıkan iki özel kuvvet personeli köye gidiyor. Ancak Kudüs ordusu ve çeşitli kızın peşinde. Onlar da şu an yoldalar. Kızı onlardan önce almamız hayati Serdar. Hemen köye gidelim. Süleyman Şah'tan çıkan as subayları destekleyin. Ve kızı alın sen. Alındı anlaşıldı komutanım. Geriye yapılacaktır. Ya aga Ayasofya'yı mı havaya uçuracaklar? Vallahi bunlar kafayı yemiş ha. Meryem, Dereli köyü buraya ne kadar uzaklıkta? 10 kilometre kadar. Ne oldu ki? Şu kız... Ayasofya'yı havaya uçuracakları deşifre edecek olan. Oradaymış. Çeşit ve Kudüs ordusu da peşinde. İki özel kuvvet askeri kızı almaya gidiyormuş. Ama ne olur ne olmaz biz de takviyeye gidiyoruz. Kızı alacağız ve Türkiye'ye döneceğiz. Geldiler. Hemen hazırlık yapın. Baha duyarsa yıkar bu köyü Feride Ana. Daha önce de geldiler. Geldikleri gibi giderler. Biz Türk askeriyiz. Süleyman Şah'tan çıktık. Bir kız varmış burada. Dur be aslan. Böyle damdan düşer gibi. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Türkiye'ye gidecek bir kız varmış. Onu almaya geldim. Feride Ana, mahalle adamları geldi. Çok kalabalıklar. Çabuk gelin yiğitler. Bu haydutlar sizi görmesin. Çabuk. Çabuk gelin. Hadi. Çabuk. Çabuk.
Anlaşılan o da kızı istiyor. Ekiplerini toplamış geliyor. Kız nerede ana? Kızı verin hemen çıkalım biz. Kız köyde değil ki. Ne olur ne olmaz diye güvenli bir yere gönderdik onu. Sen askerleri sakla. Çatışma çıktığında onları sınırın dışına çıkart, tamam mı? Hah. Bir de albayı ara. Olan biteni, her şeyi anlat ona, tamam mı? Tamam, tamam Feride Nine. Çabuk. Gelin çabuk. Evladım, köy Baha'nın adamları tarafından sarılmış. Durum kritik. Yetişemezseniz Baha köyü de, Süleyman Şah'tan çıkan iki askeri de, kızı da alır yakar. Anlaşıldı komutanım. Merak etmeyin, elimizden geleni yapacağız. Hadi şimdi. Babamın katili hayırlı evladı bana bırak hele. Bir çift lafım var ona. Bayrakla geliyor. Git. Konuşmak istiyor galiba. Gidip konuşalım bakalım. Ne istiyormuş? O alçağa güvenme Feride Hanım. Çatışma çıkarsa çok kan döker. Sorunu konuşarak çözmeye çalışalım. Etme Feride Hanım. Sana bir şey olursa köylü gücünü kaybeder. Köydeki kadınlar için, çocuklar için bunu denemeliyiz. Enciklerin yanında. Ne işin peşindesin? Suriye ile Türkiye arasındaki Aynel Arap yoluna tıkadın. Derdin ne? Sen onu de hele. Köye gelen iki askerle kızı teslim et kadın. Türklerin örf ve adetlerine göre misafirlerini düşmana vermek yoktur. Topla sürünü bas git. Kadın, çoluk, çocuk demeden bütün köylüleri öldürteceksin bana. Hepinizi ezer geçer, köyünüzü dümdüz ederim. O kızla askerleri alırım koca karı. Daha önce de vahşi hayvanlar gibi saldırdınız. Bu köyün çevresi senin itlerinin leşleriyle dolu. Bas git. Biz de askerlere vereceksin koca karı. Yoksa senin beynini dağıtırım. Amcakilim. Feride Ana'yı rehin aldı şerefsiz. Hain. Hadi girin. Komutanım. Bize yakışmaz. Albay sizi korumamızı emretti. Hadi girin. Zarar vermeyeceğim. Askerleri alıp gideceğim. Dinlemeyin bu herifi. Basın tetiğe. Olmaz, yapamayız Feride Ana. Bana da sakın. Bana da sakın. Durmayın. Haydi. Dinlemeyin bu koca karıyı. Bunamış bu. Köyde çocuklarınız, kadınlarınız var. Ölmelerine razı mısınız? Size söz veriyorum. Kimseye bir zarar gelmeyecek. Askerleri alıp çıkacağım. İnanmayın bu kılıklı. Sus be koca karı, sus. İnanmayın. Bırak.
Açın barikatı! Adamları yaklaştırmayın! Sıkıntı yapmayın! Sadece 3-5 kişi benimle gelecek. Askerleri alıp çıkacağım. Yolu açıyoruz. Ah Eman, ah Eman, 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 Eman. Ne kadar kaldı Meryem? Kızı kaybedersek bombacıları bulamayız. Az kaldı. Ya maratona katılmış gibiyiz ha. En gerekli zamanda araba da yok olur. Nerede bu arabayı? Şikayet ettiğine göre yaşlanıyorsun doktor. Kim? Ben mi? Lan yere git, aklını yemiş. Ben bir kere canavar gibiyim ha. Ay. Ay. Şerife! Şerife kız! Allah'ım! Nine! Askerleri istiyorum kız! Askerler dedim kız! Bana ver. Yoksa bu koca karının kafasına sıkarım. Yapma! Tamam. Vereceğim askerleri. Neredeler? Hayır! 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 Onlar bizim misafirlerimiz. Önünüzde vermeyiz. Geber lan koca karı! Dur! Dur! Feride anayı bırak ulan. Hesabını bizimle gör şerefsiz. Atın ona silahlarınızı. Atın lan! Atın! Uzaktan bu köy, ha? Geldik sayın. Şu tepenin ardında. Zafir! Zafir! Doktor! İyi misin? Of. Doktor ne oldu? Of. Aga Zafir'in ayağı kaydı, bir bakayım hemen. Var mı bir sıkıntı Zafir? Bileğim acıyor. Galiba incindi. Yok yok tamam. Şükür kırık yok. Doktor köye geç gideceğiz. Hadi alacaklar kızı. Çabuk ol, acele edelim. Ya doktor bu kızı sevmiş, anlasana. Ama tabii ben boşuna söylüyorum. Sen böyle şeylerden anlamazsın. Al bakayım bunu da. Heh, haydi devam et haydi. Çak. D
Allah razı olsun sizlerden. Tam zamanında geldiniz. Askerler nerede? Kız nerede? Askerleri kaçırdılar. Feride ana kızı köyden gönderdi. Ama nereye gönderdi bilmiyor. Askerler biliyordur belki ama onlar da... Peki askerlere ne oldu? Bilmiyorum. Askerleri zorla konuşturup kızın yerini öğrenecekler. Askerlerin yerini öğrenmemiz lazım. Aga, bu şerefsiz bilir. Yolculuk nereye la şerefsiz gundi? Bu alçak komutanın baha. Askerleri nereye götürdü lan? Söylemem. Öldürseniz de söylemem. Ulan senin... Ya aga, vallahi kendini yormana gerek yok ya. Ben hallederim. Bu şerefsiz tıpış tıpış eliyle koymuş gibi bizi oraya götürür. Deme la. Vallahi saat gibi olmuş ya. Ne yapıyorsun lan gerizekalı? Şşş, sana bir şey soracağım. Acaba diyor şu Şahap denen şerefsizin diyor bize yerini söyleyecek mi Gundi he? Beni böyle korkutamazsınız. Gerizekalı henüz seni korkutan yok ki. O biraz sonra olacak. Ya aga müsaade varsa arkadaşla benim muhtemelen özel olarak şöyle iki dakikacık bir baş başa görüşmem gerekiyor. Olur mu acaba? Şimdi siz bir çıksanız dışarı. Demek götürmeyeceksin he? Gerçekten kararlısın yani. Gerçekten de sana bir şey diyeyim mi? Çok dirayetli bir adamsın. Çok dirayetlisin. Layık sana iyi militan. Defol git be başımdan. Tutak! Ya şöyle bir dön bir şey anlatıyorum. Bu kendisi el bombası. Şimdi bu el bombasını ağzına sokup o zaman konuşamazsın. Şöyle karnına sokuşturursam ne olur sana anlatayım. Bu il bombasının patlamasıyla senin karnın acılır, etlerin parça parça etrafına her tarafa yayılmasıyla ondan sonra patıdır patıdır çardadan at it gibi iki dakikada ölürsün. Evet. Ne yapıyor bu ya? Ya adam havaya uçuracak. Doktor ne yapıyorsun doktor? Çık dışarı çık. Evet. Tamam tamam konuşacağım tamam. Götüreceğim sizi oraya. Hey. At şunu tamam konuşacağım tamam konuşacağım at. Ya gerçekten de hemen de çözüldü gerizekalı ya. Ne yapıyorsun sen doktor ya? Sen de ölecektin. El bombasıyla şaka mı olur? Ya niye olmasın acaba? Sen şaka yaptıktan sonra her şeyle şaka olabilir. Al mesela şaka. Ne yapıyorsun sen? Ya ne biçim atıyorsun patlayacak bu. Bitti.
olacağıma ya. Ben sana bu sahte diyorum ya. Bu gerçek değer patlamaz ki. Ben böyle salakları kronik olarak hep kandırıyorum. Salak ha? Ya sen salak demedin. Şu salak dedim. Şu salağa dedim. Sana bir şey demedim ki kız. Gülüm sana der miyim? Eşek şakası. Eşek şakası. Atacak. Ya gerçekten de sana bir şey diyeyim mi? Aramızda kalsın. Bu kadınlar hiç şakadan anlamıyor ha. Kimse kalma. Hadi görüşürük. Görüşürük. Sen şerefsiz. Canın yanmadan konuş. Diyeceğimi dedim lan ben. Çaylak. Sen söyle Çaylak. Kız nerede? Benim kızdan falan haberim yok. İyi. Sen bilirsin. Kemiklerine kırın lan şunu. Söylemeyeceğim. Yapamayacaksınız. Ayasofya'yı patlatamayacaksınız. Buna izin vermeyeceğiz. Bütün kaburgalarını tek tek kıracağım seni. Vurun lan! Bırakın lan onu! O bilmiyor lan, ben biliyorum. İyi. Konuşma. Yoksa bir çuval kemik yığınına dönecek bu asker. O kız ikimizden döndü. Onun vereceği bilgilerle Türkiye bir felakete sürüklenmekten kurtulacak. Hayal kurma lan. Kimse kurtaramayacak Türkiye'yi. Ayasofya başınıza yıkılacak. Hayır. Hayır. Patlatamayacaksınız lan. Aman aman. Daha çok vurun lan. Dereli'ye ulaştık komutanım. Ancak özel kuvvetlerden arkadaşlar kaçırılmış. Kızın yerini bilen de yok. Bağış şerefsizi köyde katliam yapmış. Çok sayıda şehit var komutanım. Şehit Türkmenlere çok üzüldüm Serdar evladım. Yine aldığımız istihbarata göre o bölgede Baha'yı da başka örgütleri de kullanan biri var. Kod adı Şahmara. Ama kimliği bilinmiyor. Kızın peşinde olan asıl kişi de buyur. Bu adamın kimliğini ben bilirsin. Anlayamadım.
Hala kızın yerini bulamadık. Perişan oldular, hala dayanıyorlar. Ne sandın ya? Bunlar vatan evlatları. Böyle acı işkenceyle konuşmazlar. Durun lan, durun! Sen de kimsin lan? Buna iyi bak. İstediğimiz kız bu. Adı Maya. Nerede bu kız? Nerede? Nerede? Korkma Maya. Benim kızım. Ne oldu? Geldiler mi? Köyü yakıp yıkmışlar. Askerlerden ses yok. Ama merak etme. Elbet gelecekler. Yetişemeyeceğiz Türkiye'ye. Patlatacaklar Ayasofya'yı. Hem Türkiye'ye geçmeme izin vermezler. Öleceğim burada. Öldürecekler beni. Bilmiyorum lan. Bilsem de söylemem sana yerini. Bilmiyorsunuz ha? Bilmiyorsunuz öyle mi? Komutanım! Laftan anlamıyor musun lan sen? Kız nerede bilmiyoruz. Bilmiyoruz! Ulan öleceksiniz lan. Hala direniyorsunuz. Aileni seviyor musun asker? Ha? Al. İlçeye. Askerin ailesiyle tanışalım. Karısıyla tanışalım. Alçaklar! Dokunmayın karıma! Dokunmayın ona! Dokunmayın! Esma? Anne! Esma! Kızım! Ah! Esma kızım! Yardım edin! Kızımı kaçırıyorlar! Esma! Esma kızım! Kızım! Eşek şakası. Konuşma benimle. İt işte.
Aga gözünü seveyim şunu bana bir bırak. Sen bize dalga mı geçiyorsun lan? Oyalıyor mu lan sen bizi? Kamp nerede lan? Nerede oğlum bu kamp nerede? He? Bir kilometre ileride. He geldik yani. Doktor. Ne yapıyorsun sen? Aga ne yapayım ya, biraz asabım bozuk. Acı kuvvetimi kontrol edemedim ya. Kusura kalma. Yürü hadi yürü. Allah'ım ne yaptım ben? Allah'ım ne yaptım? Allah'ım ne yaptım? Allah'ım ne yaptım? Kendini bırakma. Kızın yerini biliyorsan söyle. Allah aşkına komutan. Kendine gel Murat. Çaylak panik oldu. Çabuk çözülecek. Görüntü hazır. Allah'ım ne yaptım ben? Söyleyeceğin asker. Bu onları son görüşün. Ne istiyorsunuz bizden? Ben hamileyim. Yalvarırım bırakın bizi. Yapmayın bırakın onları. Ne olur dokunmayın onlara. Başlıyoruz. Hadi bismillah. Yapmayın. Yalvarırım yapmayın. Bırakın karımı kızımı. Osman abi. Karım. Kızım ölecek, ne olur konuş. Konuş ne olur. Kocandan bir isteğimiz var. İstediğimizi yapmazsa kızım da sen de gebereceksiniz. Senden ne istiyorlarsa ne olur söyle Murat. Söyle ne olur Murat. Söyle. Bilmiyorum. Bilmiyorum Ayşe. Ne istediklerini bilmiyorum. Yemin ederim bilmiyorum.
önce doğuracağı bebekten başlayın. Hayır, ne olur yapmayın. Allah aşkına yapmayın. Ne olursunuz yapmayın. Yok yok, hayır. Ne olur yapmayın. Allah aşkına. Hayır, hayır yapmayın. Allah aşkına yapmayın. Yapmayın. Ne isterseniz yaparım. Bırakın. Albayla bağlantı kurarım. Kızı getiririm sana. Komutanım, başka çarem yok. Ayla, Esma, karım, Ayşe, doğmamış bebeğim komutanım. Ya ülkem Murat, ya vatanım. Ayasofya'da ölecek o aileler. Esmalar, Ayşe'ler. Suslar! Son 10 saniyen asker. Tamam. Yapacağım. Söz kızı getireceğim sana. Doğacak oğlum için. Karım, kızım için yaparım. Yemin ederim yaparım. Tamam, durun. Ayasofya'yı bombalayacakları bulurlar. Bulamazlar lan. Yüzlerce can ölecek orada. Ülkemiz zarar görecek. Bu mu senin yeminin? Biz de verilen emri uygularız biz. Bunun için ailemizi kaybetmek gerekirse kaybederiz. Canımızı vermek gerekirse de veririz. İyi lan. Ver o zaman canım. Komutanım. Osman abi. Adamları yavaş yavaş çek. Karargahı boşaltıyoruz. Kızı getirinceye kadar ailen elinde. Aksi olursa kızının, karının, doğacak bebeğinin ölümünü seyredeceksin asker. Anladın mı? Tamam. Kızı getireceğim sana. İyi olur. Numara kayıtlı. Bana rapor ver. Yürüyün hadi. Hadi. Adamlarla güvenliği sağla. Biz askerleri arayalım, tamam mı? Emredersiniz yüzbaşı. Buradayız. Buradayız. Aga buradalar. Doktor, hadi doktor yardım edin. Hadi. Doktor, hadi. Hadi, hadi. Şuna. Hadi. Hadi aslanım dayan. Hadi. Hadi doktor acele edin.
yanında. Hadi. Osman abi vurdular. Doktor hadi. Gel koçum. Çevir. Yat şöyle yat. Dur. Sakin. Murat. Kendini yorma koçum. Onlarla. Murat. Onlarla. Murat. Onlarla. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Murat'a subayı aldık. Ama Osman'a subayı şehit verdik komutanım. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Osman inançlı, vatansever bir askerdi. Serdar evladım, siz kızı alıp sınıra getirin. Anlaşıldı komutanım. Emredersiniz. Doktor, hadi çıkıyoruz. Bize araç lazım. Bizde bir araç var. Aha tamam, o zaman biz alıp gelelim hadi. Karşı ki dağlar diz boyu kar. Şehidimiz size emanet. Baş üstüne var. Hey gidi aslanlar. Hey hey kükredi sungurlar. Süt yüzlü analar gururlanır. İlkler askere uğurlanır. Hey gidi aslanlar. Hey hey kükredi sungurlar. Cennet vatanım evladı Mehmet. En yüce mertebe şehadet elbet. Kükredi aslanlar. Hey hey titredi düşmanlar. Kobani'ye yakın tarihi bir bölge varmış. Kız oradaymış. Orayı biliyorum. Yola çıkıyorlar Şahmaran. Keza gidiyorlar. O kıza ulaşmalarına engel olma ha. Es onları. Ciğerlerini sök. Ama asla ulaşamasınlar. Anladın mı? Ya ciğerlerim, yavaş olun. Tartaklamayın. İtip kalkmayın ciğim. Ya yüce. Ya yüce Şahmaran'a bir şey diyeceğim. Sayın Şahmaran hazretleri. Bunlar kim? Köye sızmaya çalışıyorlardı Şahmaran. Bunu sana getirdim yüce Şahmaran. Hizmet için. Hizmet için var benim. Defolun buradan. Ama... Yüce Şahmaran, bu öyle bildiğin hizmetçilerden değil. Zungurların cevval kızı, Naza. Aferin lan Topal. Oo, aldın bunu. Sen kimsin lan? Şarlatan. Yine efendim. Bu vatan gecesi. Bana hizmet etmeyi sana öğretti. Vita,
Sen yüzbaşı Serdar Mert. Mayayı almaya geliyoruz. Hazır olun, tamam mı? Tamam yüzbaşı. Bekliyorum. Geliyorlar. Bir saate burada olurlar. Dokunma bana Şahmaran. Korkma kızım. Benim. Albayın adamları geliyor. Kurtuldun artık. Kızım. Sana ne yaptılar böyle? Melek Tavus'a and olsun ki 1000 yıllık beklenilen zafer günü artık gelmiştir. Artık bize yenilgi yok. Hep zafer, hep zafer. Kardeşim Şahmaran, güzel haberlerini almak istiyoruz. Melek Tavus'a and olsun ki 1000 yıldır beklediğimiz gün nihayet geldi. Yenilgiler, ezilmeler hepsi geride kaldı. Pers'in 1000 yıldır süren beklenen rüyası, hiç yenilgisiz günler bizi bekliyor. 28 Kasım'da Papa Türkiye'ye gelecek. Papa'nın geldiği tarihte Ayasofya'ya beklenen imamımızın gelişini hızlandırmak için 12 farklı noktadan 12 bomba yüklü araçla saldıracağız. Ayasofya Türkiye'nin üstüne yıkılacak. Büyük Pers İmparatorluğu Türkiye'nin küllerinin üstünde yükselecek. 28 Kasım Pers'in yeniden yükseliş tarihi olacak. Cihatçı radikal örgütleri de kullanan biri var. Kod adı Şahmaran. Bu işlerin arkasında bunun olduğunu değerlendiriyoruz Serdar. Ama bu şerefsizin kimliği bilinmiyor.
Kızın peşinde de asıl bu Şahmaran denilen adam var. Dikkatli olun, tamam mı? Adın da anlaşıldı komutanım. Şahmaran diye birini duydun mu hiç? Bölgeyi her türlü karıştırmaya çalışan bir pislik. Yüzünde maskeyle dolaşır. Kimse yüzünü görmedi. Osman abiyi de o şehit etti komutanım. Aga, tepeden geliyorlar. Buradan biraz sancı yapıyordu. Doktor, kızın peşini bırakmayacaklar. Biz hazır olalım. Tamam mı? Tamam. Hadi çabuk olun, acele edin. Aga! Hadi aga! Doktor! Gel aga, gel! Gel benimle. Yürü. Yürü. Bırak beni ya, bırak. Yürü. Kimsin sen? Hadi. Aslanım, nereye gidiyorsunuz siz? He? Şey. Ateş hattından çıkarmak istedim kızı komutanım. Ben sana uzaklaş mı dedim aslanım. Kızı al dedim sadece. Her tarafta iblisler kol geziyor. Sakın bir daha olmasın, tamam mı? Emredersiniz komutanım. Ah.
ya. Aga, külüstürden bu kadar. Ölmüş artık bu mafi iş. Burada kalamayız doktor. Güvenli bir yer bulmamız lazım. Bir 7-8 kilometre ileride bir köy var. İnsanlar iyidir. Aracımız yok. Üstelik her an her dakika peşimizdeler. Her yeri tutmuşlardır. Bu şekilde oraya ulaşamayız. Ya aga, benim çok daha kötü bir haberim var. Suyumuz da bitmiş. Doktor, susuz yapamayız. Ben bir yol daha biliyorum ama... Oğlum o zaman desene amasına yani bunun. Ha ama ben gelemem mi demeye getiriyorsun yani? Ha yoksa söylerim ama para isterim mi demeye getiriyorsun yani? Ama olarak da söyledim. Bana biraz onu bir aç yani. Çok boş konuşuyorsun doktor. Zafir, yolda ne var? Yolun tehlikesi ne? Yol değil yüzbaşı. Patika, keçi yolu. Aşağısı uçurum, yukarısı dik yamaç. Türlü tehlikeleri var. Zaten zor geçit diyorlar. Oldu. Çok güzel bir öneri yapmışsın ya, muhteşem. Oğlum şöyle bir karar aldım şimdi kendi aramda. Sen git, biz burada kalıyoruz. Arkadaşlara da giderken numaranı bırak. Gerekirse biz seni ararız. Zafir, sen yolu biliyor musun? Daha önce gittim. Burada kalırsak bizi kuş gibi avlarlar. Başka çaremiz yok. Zor geçitten gideceğiz arkadaşlar. Zor geçitten geçiyoruz. Anka bir yuva cevap ver. Anka bir cevap ver acil. Komutanım, bağlantı koptu. Şimdiye kadar sınıra ulaşmaları gerekiyor. Nerede bunlar? Telsizlerin çekmediği ölü bir noktada olmalılar komutanım. Yerde bir şey mi arıyorsun ha? Meriye, bak var ya gerçekten şu an benim canım burnumda. İnsanın yükseklik korkularına dalga geçilmez, tamam mı? İşine bak yoksa alırım paçan aşağıya. Şu an çok gerginim, çok gerginim. Ya ne oluyor sana ya? Ne dedim ki ben zaten? Niye böyle sinir yapıyorsun sen? Ya bak Meriye. Doktor, hadi uzatmayın. Tamam aga, haklısın. Ne hable, ne hallere düştük ya. Zorla tutan yok seni. Çek git o zaman. Geldiğinden beri söyleniyorsun ya. Ya. Daha bir bela kuvvete. Bombacılar neredeler şu an ha? Türkiye'de. 28 Kasım'ı bekliyorlar. Papa'nın Türkiye'ye geliş tarihini. Tam öğle vakti Ayasofya'ya ayrı ayrı yerden girecekler. Yakalanan intihar edecek. Yakalanmayan Ayasofya'yı havaya uçuracak. Nasıl tanıyacaksın 12 bombacıyı? Hafızam iyidir Serdar abi. Acemlerden istihbarat dersi aldım sonuçta. Ya benim de anlamadığım bir şey var yani. Şimdi hani diyorum ki sen ne oldu da acaba birden taraf değiştirdin? Yani şey mi? Bu acemler seni tam eğitemedi mi? Ya da belki de sen bizimle oynuyorsun. Asıl bombacı belki de sensin. Ya? Doktor. Ya. Çok oluyorsun, farkında mısın? Bana bak Meryem kız. Adamın asabını bozma, tamam mı? Durdurduğun yerde alırım façana, tamam mı? Bir kardeşim vardı. 13 yaşında.
Geldiler teyze. Benim için geldiler. Yerle bir olacaksın. En son sen yıkılacaksın. Şahmeran, beni duyuyor musun? Şahmeran, zor geçitten geliyorlar. Buranın çıktığı tek yer Uzun Pinar Köyü. Manyak bunlar be. O geçitten geçilir mi? Orada ölmezlerse köyde cellatları olur. Ne yaparsan yap, Maya Türkiye'ye girmeyecek. Yoksa seni çırılçıplak soyar, Kobani'ye gönderirim. Çabuk olun lan. Geçecekleri güzergahtaki bütün suları zehirleyeceğiz. Hadi. Doktor, burada biraz dinlenelim. Tamam aga, dinleniyoruz arkadaşlar. Ya aga, bu şerefsizler suyu zehirlemişler yani. Doktor. He. Özür dilerim. Ya tamam kuzu, o kadar da önemli değil ya. Ben hiç senin ölmene izin vermeyeyim, merak etme. Hadi geçti. Geçti. Haydi. Zafer, ne kadar kaldı? Geçit oradan başlıyor yüzbaşı. Tamam, hadi çıkalım. Senin de bizi getirdiğin yere bak. Buradan keçi bile tırmanamaz ha. Sen ne yanlış yaptın ki öldürdüler kardeşini? Kudüs ordusu beni Kum kentinde kendine yakın prestijli bir okulda okuttu. Bu okul Hüccetiye inancına yakın, aynı zamanda Kudüs ordusuna eleman yetiştiren bir okul. Bu okulda bazı toplantılar yapılır. Önemli kişilerin katıldığı bu toplantılar çok gizlidir. Görevim bu toplantıları kayıt altına almak, bunu bağlı olduğum kişilere vermekti. Ama toplantılarda gördüklerim beni dehşete düşürdü. Dikkatli olun, tamam mı? Buralar çok kaygan. O görüntülerin kopyalarını aldım. Bu okuldan mezun olduktan sonra Suriye'ye gönderildim. Görevim Türkiye'ye karşı eylemler ve operasyonlarda yer almaktı. Thank you.
Sol geçitten geçiyoruz. Az kaldı. İyi misin oğlum? İyiyim komutanım, iyiyim. Hadi gel kardeşim. Gel. Hop hop hop. Haydi. Bu sefer de alamazsan babanın yanına gönderirim seni Baha. Anladın mı lan? Heh. Anladım. Asker kızı getirecektir köye. Ailesini kurtarmak için her şeyi yapar. Zor kurtar onları. Hadi sen çık. Kızı getir bana. Tamam. Hadi. Niye bizi dinliyorsun lan? Ha? Pis olur. Belası herif. Şerefsiz. O toplantılarda da gördüklerim tek tek gerçekleşmeye başladı. Pers'e bağlı Kudüs ordusunun... Bölgede vahşice cinayetler işleyen İslam'ın değerlerine, türbelere, mezarlara, camilere saldıran çeşit örgütünü yönlendirdiğini, hatta onu bizzat kontrol ettiğini öğrendim. En son Ayasofya'ya yapılacak saldırının toplantısını kaydettim. Ben buna alet olmayacağım. Bu yüzden o kasetlerle kaçmaya karar verdim. Bunu öğrendiler, bana işkence yaptılar. 13 yaşındaki kardeşimi... Gözlerimin önünde öldürdüler. Ben de sonunda kaçmayı başardım. Ayasofya'ya yapılacak saldırı 28 Kasım'da Papa Türkiye'ye geldiği gün aynı gün yapılacak. Hristiyan dünyasında en alımlısından en radikaline herkes Türkiye düşmanı olacak. Türkiye dışlanacak ve 3. dünya ülkesi haline gelecek. Pers'in planı bu. 12 bombacı var. Hepsi şu an Türkiye'de emir bekliyor. Peki Şahmaran denen adam bu işin içinde mi? Bu bölgedeki eylemleri planlayan o abi. Hadi çıkalım. Çabuk ol, çabuk! Köyde boğacağım ulan sizi. Bu köyde boğacağım. Girdiler. Kaç. Korkularına gerek yok. Söyle kaçmasınlar. Ne tersi dile soma. Karı nazaram. Meriz garip. Abu Gazam İhan. Somadi. İna Tokan.
İnamoha mafsare. Türkler bizim dostumuzdu. Başımın üstüne komutan. Buyurun evime gidelim. Sağ ol. Gel. Sağ ol dayı. Fakir insanlarız komutan. Yiyeceğimiz, içeceğimiz bunlar. Allah razı olsun amca. Daha ne olsun? Buyurun. Gerçekten afiyet çok olsun. Sağ ol bacım. Alın hadi alın. 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 Alın, alın, alın. Baya alsana. Amca, burada telsiz telefon çeker mi? Çeker, çeker komutanım. Telefon da var, telsiz de var. Hele bir karnımızı doyuralım da. Allah razı olsun. Murat, senin telefonun çekiyor mu? Sende telefon mu var? Neden bize söylemedin? Zaten çekmiyordu ki komutanım. Müsaadenizle. Murat Asubay. Ne güzel yemeğimizi yiyorduk. Nereye gidiyor? Bir ellerimi yıkayayım be doktor. İyi. Yıka yıka. Aha. Bak bu çocukta bir tuhaflık var ben sana diyeyim. Daha çözemedim ama bir tuhaflık var yani. Doktor. Komutanın kollarında şehit oldu. Ya da korkudan, panikten. Köye saldıracağız. Kızı kurtar. Allah Allah. Nereye kayboldu bu ya? Neredesin sen? Köyün girişindeki tahta kapılı evdeyiz. Hazır ol. Kızı almaya geliyoruz. Peki karım, kızım nasıl? Hayırdır? Ne yapıyorsun burada? Şey, biraz etrafa baktım doktor. Ha, iyi, iyi. Hadi bak. Sınıra 100 kilometre uzaklıktayız. Komutanım, şerefsizlerden kaçarken yolu kaybettik. Sınırdan 100 kilometre uzaktayız. Hemen toparlanacağız ve yola çıkacağız. Ayın 28'ine bir gün kaldı Serdar. Sakın mayayı o şerefsizlere kaptırma. Bizim cesedimizi çiğnemeden kimse mayayı bizden alamaz komutanım. Allah yardımcınız olsun Serdar. Allah cümlemizin yardımcısı olsun komutanım. Şunu amcaya ver, sonra da çıkalım. Tamam aga. Maya, hadi çıkıyoruz. Merak etme, kurtulacaksın. Maya, korkma tamam mı? O şerefsizler seni bizden alamazlar. Onlardan korkmuyorum. Ölümden de korkmuyorum. Ama şehit olurum diye beni çekip vurmazlar. Beni rejime mahkum edip taşlayıp öldürürler. Acı çekmek istemiyorum.
Beni onlara bırakmayın. Beni sizler öldürün. Böyle konuşma Maya. Hadi be kızım. Sen de amma sulu göz çıktın. Yapma böyle. Maya, seni sağ salim albaya teslim edeceğiz. Sen de Ayasofya'ya saldıracak bombacıları teşhis edeceksin, tamam mı? Tamam mı Maya? CD sizde kalsın Serdar abi. Bana ne olacağı belli değil. Belki sen... Hadi çıkıyoruz. İçeri. Aga, şerefsizler baskın yaptılar, çok kalabalıklar. Allah'ım geldiler. Dur. Mayı sağlam almalıyız, tamam mı? Pencerelerden uzak durun. Hadi siper alın. Sen benimle gel. Hadi. Sen burada kal. Ne yaptın şerefsiz? Komutanın kanı ellerinde lan. Konuş la. Konuş la yozlaşmış kundi. Kaça sattın la kızı? Aman aman. Karımla kızımı aldılar komutan. Söylemedin. Onları öldürecekler komutanım. Kızı verdim ama yine de öldürecekler.
Allah aşkına. Allah aşkına ailemi kurtarın komutanım. Ben hain değilim. Karım hamile komutanım. Kızım Esma küçük. Öldürecekler onu. Ben hain değilim. Hain değilim. Mecburdum. Serdar, görüntüleri sana vermiştim Aya. Bu kızı öldürecekler. Hem de korktuğu şekilde rejim edecekler. Asubay Bey. Tamam. Maya'ya söz vermiştim. Biz ölmeden seni öldüremezler diye. Aşkım kurtar.